Anayasa Mahkemesi konusuna gelelim. Sitesine erişemedik. Neden erişemedik? Neden erişemedik? Anayasa Mahkemesi'nin bir paylaşımı var. Şimdi Instagram yasağı vesaire pek çok şey konuştuğumuz gün sevgili izleyenler. Konuştuğumuz gün biz Anayasa Mahkemesi'nin sitesine erişememeyi konuştuk. Anayasa Mahkemesi paylaşımında dedi ki, İletişim Başkanlığı'nın basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne müdahale etmesine imkan tanıyabilecek kuralların iptali. Linki de paylaştı. O linke bakalım dedik, site yok. Tweet'e bakalım dedik, silinmiş. WhatsApp'tan da paylaşımları var, grupları var Anayasa Mahkemesi'nin. Oradan da silinmiş. Birdenbire yok oldu. Sonra işte tadilat var, çalışma var, yoğunluktan çöktü, bilmem pek çok şey söylendi. Ama ben bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak diyorum ki, biz neden anayasamızın olduğu, anayasamıza da ulaşamıyoruz bu bağlamda o zaman. Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesine neden ulaşamadık? Bu mesajı verdi, İletişim Başkanlığı'na basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, bak dedi yetkini aşıyorsun, müdahale etmesine imkan tanıyabilecek kuralların iptali diyor ve yok oluyor. Ne dersiniz Sayın Miyase Elknur? Instagram'dan buraya geçtik. Ya biz o kadar şeye alıştık ki, yani bir seçimde YSK'nın sonuçları bloklandı. Yani vatandaş saatlerce seçim sonuçlarını öğrenemedi. Şimdi de hackerlığa soyundular. Yani bilgisayar korsanlığıydı eskiden. Şimdi İngilizcesine artık toplumumuz alıştı. Şimdi İletişim Başkanlığı hackerlık yapıyor. İstediği şeyleri onun haber alabilirsiniz. İstemediğini almazsınız. Şimdi Türk tiyatrosunun kurucu babası Ahmet Vefik Paşa'dır. O tiyatroya gidince kural koyarmış. Benim alkışladığım yerde alkışlayacaksınız. Alkışlamayanı salondan çıkartırım. Benim alkışlamadığım yerde alkışlayanı da salondan çıkartırım. Şimdi Sayın Erdoğan Ahmet Vefik Paşa'yı da geçti. Benim alkışladığımı alkışlayacaksınız. Benim protesto ettiğimi protesto edeceksiniz. Benim yas tuttuğumu yasın tutacaksınız. Yani böyle bir şeye geldik. Şimdi anayasanın en temel haklarını ihlal ediyor. Gösteri ve protesto hakkı gasp ediliyor. Taksim'de bir gösteri olacağı zaman insanların seyahat özgürlüğünü gasp ediyor. Haberleşme özgürlüğünü gasp ediyor. Yani düşünce özgürlüğü falan onlara artık alıştık. Basın özgürlüğünde de bayağı bir zaten şey gasp ediyor. Ya peki biz nerede yaşıyoruz? Ya Kuzey Kore'yle doğru hızla gidiyoruz. Şimdi işte o otoriter yönetimler biliyorsunuz. WhatsApp yasaktır, Instagram kullanılmaz, Twitter kullanılmaz. Şimdi şey aç kapat ama yani istediğim zaman açarım, istediğim zaman kapatırım. Şimdi Rusya'nın Çin'i kendi kontrol edebilir bir sistemleri var. Evet. Alternatif oluşturulmuş ama o kadar kontrol altında ki. Tabii. Fahrettin Altun dedi ki bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Oraya doğru gidecekler ama ömrü yetmeyecek bence. Hı. Şimdi demin Salim Bey'in Instagram'la, işte daha doğrusu internet yasası ile ilgili maddeleri saydı. Hı hı. Mesela o maddelerin tamamı bir başka haberleşme sitesinde, yani TikTok'ta her gün var. Ahlaka mugayir videolar, mafya babalarının PR'ını yaptığı bir mecra, hı hı. Çocuklara yönelik inanılmaz görüntüler. Hiç ona ilişmiyor. Onunla derdi yok. Hassasiyeti farklı. Siyasal bir şey olunca aciz deniyor. Ha onlar olsun orada ahlaka mügayir kişiler, para topluyor soyunma karşılığında birileri. Onlara hiç oralı değil. Dert başka. Yani Fahrettin Altun çalışa dursun ama o çalışma bitmeden de ya Anayasa Mahkemesi'nin sitesini karartmak, ya bu daha uç nokta, artık pes doğrusu. Yani gelecek nesillere inşallah bizim yaşadığımız düzende yaşamazlar. Hani bunları anlattığınızda hani darbe dönemlerinde kısmen ya bunları yaşadık. Mesela ben bazen arşive girip eski gazetelere bakarım. Demokrat Parti döneminde işte şey diyor. CHP'nin Zeytinburnu ilçe örgütüne yapılan baskın sonucu siyasi faaliyet yapmaları iş üstündeyken yakalanmış. İlçe yönetimi
adliyeye çıkarmış. Siyasi faaliyet yapma işi üzerinde evet. mi yakalan? Ve şeyler savcılıkta bir siyasi faaliyet yapmıyorduk. Orada konuşuyorduk. Ya siyasi partide ne, hangi faaliyet yapılır? Şimdi biz bugün nasıl gülüyoruz ona? Siyasi evet. parti siyasi faaliyet yapılmaz da ne olur? Herhalde gelecek nesil de bugünkü günde Anayasa Mahkemesi'nin sitesi bizzat devlet tarafından hacklenmiş. Hani o çocukların çok söylediği tabirler var ya, söylemek istemiyorum burada. Yok canım, daha neler diyecekler. Yasin Hanım, izleyicimiz demiş ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın torunu Instagram'dan LGBT'yi mi takip ediyormuş diye sormuş. Bu soruyu sormak benim hiç aklıma gelmemişti. Nereden görmüş onları Sayın Cumhurbaşkanı'nın torunu Sayın diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın aile efradı, ailece istihbarat görevlisi galiba. Bu tür her şeyi haberleri izleyip ailece Cumhurbaşkanı'nı bilgilendiriyorlar. Hakimler. Çünkü bürokratlara, atadığı bürokratları liyakatsız olduğu için haber veremiyor. O yüzden de aile üyeleri veriyor. Enişteler, torunlar. Devlet böyle yönetiyor. Evet. Peki Sayın Adıgüzel, şimdi az önce Salim Şen bu konularla ilgili değerlendirmenizi alacağım. Ama onun beraberinde